Merhaba arkadaşlar, ben Soner Hoca. Sömestr tatiline girdik. Umarım tatil hepiniz için iyi geçiyordur. Şimdi size tatilde uygulayabileceğiniz bir antrenman programı göstereceğim. Bu sayede kendinizi daha zinde ve daha sağlıklı hissedeceksiniz ve ikinci döneme daha hazır olacaksınız. Haydi antrenman programımıza başlayalım. Evet arkadaşlar, antrenmanımıza başlıyoruz. İlk hareketimiz topuk yükseltme, bacağımızın alt tarafındaki kas grubunu hedef alıyor. Şimdi hareketimizi uygulamaya başlayalım. Ayaklarımı bastım. İkisi de paralel ve karşıya bakıyor. Kendimde dik ve düz konumda duruyorum. Ve hafifçe ayak parmak uçlarımla yükseliyorum. 1 2 3 Nefesle beraber yapıyorum. Yükselirken nefesimi veriyorum. İnerken alıyorum. 4 5 Vücudum düz. Hiçbir şekilde bozulmuyor. 6 7 8 9 ve son 10. Evet, ilk hareketimizi tamamladık. Bir set uyguladık bu hareketi. Antrenman düzeyinize göre, vücudunuzun kuvvetine göre 2 set ve 3 set olarak uygulayabilirsiniz. Şimdi diğer hareketimize geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci hareketimize geçtik. İkinci hareketimiz squat hareketi. Daha önceki videolarımızda squat hareketini uygulamıştık. Oradan da nasıl yapıldığına bakabilirsiniz klasik squat'a. Şu anda sandalye yardımı. Daha değişik bir versiyonunu göstereceğim. Hareketimize geçelim. Şöyle yandan göstereyim. Sizin için de daha rahat olur. Ayaklarım yine paralel. Karşıya bakıyor. Vücudum dik. Ve sandalyeye oturuyorum. Kamburlaşmıyorum. Dik duruyorum. Bu şekilde, aynı şekilde geri kalktım ve bir tekrar yaptım. Oturdum, kalktım, 2. Nefesle beraber yapalım şimdi. 3. Kalkarken nefes verdim. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve son. 10. Evet, şimdi sandalye yardımı squat hareketimizi yaptık. Diğer hareketimize geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki hareketimiz lunge. Yine sandalye yardımıyla yapıyorum bu sefer. Eski standart versiyondaki lunge'ımızı yine linkten tıklayarak görebilirsiniz. Videomuzu izleyebilirsiniz. Sandalyemi yan tarafa aldım. Sol adımımı da sandalyenin yanına attım. Şimdi sağ ayağımda geri yatarak dizimi yere yaklaştırdım. Ve başlangıç pozisyonuna geri döndüm. 1. Nefesimi veriyorum kalkarken. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve son. 10. Şimdi diğer tarafa geçelim. Sandalyemi şöyle alayım. Sağ adımı yana attım. Ve sol adımı geri alacağım ve dizimi yere yaklaştıracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son 10. Evet arkadaşlar, lunge hareketimizi de yaptık. Sıradaki hareketimize geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki hareketimiz chin-up. Fakat bunu sandalye yardımıyla daha değişik bir versiyonunu yapacağız. Klasik chin-up hareketini daha önceki videolarımızda göstermiştim. Şuradaki linkten eğer izlemediyseniz ulaşabilirsiniz. Hemen göstereyim şimdiki hareketimizi. Ben sandalyeyi kullanıyorum. Yardımcı ekipman olarak, isterseniz yani evinizde sandalye varsa ya da bir koltuk varsa onu da kullanabilirsiniz yani destek almak için. Şu şekilde şınav hareketini, pozisyonunu aldım. Aşağı doğru indim ve kalktım. Dirsekler yana doğru açılıyor. Nefesi verdim. Aldım. 3 4 Vücudum düz. 5 6 7 8 9 ve son 10. Evet arkadaşlar, şu hareketimizi de tamamladık. Diğer hareketimize geçelim. Buradaki hareketimiz arkadaşlar dips hareketi. Kolun arka bölgesini hedef alan bir hareket. Yine sandalye yardımıyla yapıyorum.
Ayaklarımı uzattım biraz ileriye doğru. Ve vücudumun alt tarafını sabit tutmaya çalışıyorum yani. Kalçamı yukarıya ve aşağı hareket ettirmeden kollarımla sadece inmeye çalışıyorum. 1. Kalkarken nefes verdim. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve son 10. Evet, bir setimizi tamamladık. Ben aslında sandalye kullanıyorum burada ama bir koltuğunuz varsa koltukta kullanabilirsiniz. Koltuk yardımıyla da yapabilirsiniz hareketi. Şimdi diğer hareketimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi karın ve bel egzersizlerine geldik. Antrenmanımızın yani son bölümü. Karın hareketiyle başlayacağız. Ardışık bir şekilde yan karın hareketi ve en son bel hareketi yapacağız. Şimdi hareketlerimize geçelim. Benle beraber siz de uygulayabilirsiniz. Yere yattım yüzüstü. Sonra dirseklerimle destek aldım. Ayak parmak uçlarında kalçamı yükselttim ve 10 saniye duracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi yan döndüm. Aynı harekete benziyor yani. Yine dirsekle desteğimi aldım. Ayaklarımı yere sabitledim ve kalçayı kaldırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son 10. Evet arkadaşlar, son hareketimizle beraber bu antrenman programının da sonuna geldik. Bu programı haftada 3 kere düzenli olarak uygularsanız kendinizi daha fit ve daha zinde hissedersiniz. Ve ikinci döneme sağlam bomba gibi başlayabilirsiniz. Herkese iyi antrenmanlar, iyi tatiller.